Meryem abla, ne oldu? Kerim, Mustafa'ya her şeyi anlattım dedi. Şunların evini bir yoklamak lazım. Yok kız kaçar, Hayat kadının evinde bulunur. Yok Yaşar Anlar'ı oğlanın canına kasteder. Yazıyor dedi ya kadın öbür için. Geçen sefer yazmadı ama. Ne yapmaya çalışıyor bu Kerim? Kimden intikam almaya çalışıyor? Anlamadım ki ben. Nasıl çıkmış, niye çıkmış Mustafa'nın karşısına? Eve geldiğinde kendin sorarsın. Ben de bilmiyorum. Yaşar Anlar da var diyorlar. Oğulları, moğulları hepsi. Yoksa o adam var ya, o adam burnu düşse yerden eğilip almaz biliyor musun? Koca arazi davaları duracak. O da kasabalı bir genç kızın peşinde koşturacak ha. Günahları boynuna. Reşat Bey, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Zehra. Senin ne işin var burada? Bir tek sen mi çalışıyorsun koca şirkette? İşlerimi toplamaya gelmiştim. Pazartesi çalışırsın. Hadi git dinle. Hafta başında kimseyi yorgun görmek istemiyorum. Peki efendim. İyi tatiller. Teşekkür. Boşaltıldığından emin ol. Yani buraya Mustafa'nın odama geldiğini kimse bilmez. Benim şoförüm bilseler ne olacak ki? Sen dediğimi yap. Tamam işte, sen merak etme, ben birazdan bakarım. Ne diyeceğiz şimdi biz bu herife? Yani biz her şeyi biliyorduk, senden sakladık. Şimdi sana Kerim'in yerini söyleyeceğiz mi diyeceğiz? Kullanmayacak mı? Sen sakın karışma. Ben konuşacağım. İyi de. Ne oldu? Ne oldu? Ürktün mü? Dün gece ben hallederim diye dayı dayı gezinirken hiç tereddüt etmiyordun. Tereddüt ettiğim falan yok benim. Sadece herifin söyleyeceklerine hazırlıklı olalım diye söylüyorum. Bir an önce ortalığın yatışması lazım. Bir an önce Meltem'in ikna olması lazım. Artık başka bir şey düşünmek istemiyorum. Mustafa uğraşsın Kerim'le. Biz de bakalım kendi derdimize. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mutluluklar dilerim. Tamam yani. Eşyalar benim odaya. Eşyaları şöyle koyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu Perihan Hanım? Bir aksilik mi var? Nişandan gelirken de böyleydi. Yadigar, lütfen. Evet, bir terslik var. Terslikler. Ama halledilmeyecek bir şey değil tabii ki. Turaner Bey ile Ender Hanım balayının iptal edildiğini bilmiyorlar, bilmeyeceklerdi. Peki ama ne oldu? Oldu işte bir şeyler. Araları biraz limon. Aa. Kıskançlık meselesi. Düğün günü ne kıskançlığı bu? Öyle işte. Kimse bir şey bilmesin. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben idare ederim. Meltem'le Selim dışarı çıkmasınlar. Gazetecilere dikkat edin. Güvenliği de uyarın. Baş üstüne.
Yadigar Hanım sizin için yiyecek bir şeyler hazırlattı. Salona iner misiniz yoksa ben buraya getireyim? Dinleneceğim, odadan çıkmayacağım. Lütfen kimse rahatsız etmesin. Peki efendim. Hiç kimse. Selim sen de. Lütfen çık. Meltem. Mümkünse burada olduğum sürece yüzünü görmek istemiyorum. Tahammül edemiyorum çünkü. Seni gördükçe o iğrençlik aklıma geliyor. Babamlar şirkette mi? Evet. Ama Selim. Hadi siz yukarı çıkıp soyunun dökünün öyle inin aşağıya. O zamana kadar Meltem Hanım da gelmiş olur.